Bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı emekli üyelerinden çok kıymetli Profesör Doktor Saim Yeprem hocamızı evinde ziyaret ettik. Çok güzel bir fotoğraf hocam. Nasıl tanıştınız? Ben Güneyliyim, Sayın Bey Kuzeyli. Ben Antakyalıyım, Sayın Bey de İstanbul. Ama nasıl tanıştınız çok merak ediyorum. Birimiz hani mağrupta, birimiz maşrupta olarak. Çok kişi bunu sormuştur zaten bize. Bunun evveliyatı var. Benim abim İstanbul'da burada İlahiyat Fakültesi okurken büyük hocalarla filan hep tanışırdı. Bizim kayınpeder de Şişli müftüsü o zaman. Abim abim de yani hem hafız hem güzel, her şeyiyle mükemmel bir abimizdi. Maşallah. O hocalar ille seni burada evlendirelim. Sen yani bizim burada şeyimiz ol, hocamız ol filan diyerek de Şişli müftüsünün kızıyla evlendirdiler abimi. Biz o vasıtayla tanıştık. Şöyle diyelim, abim evlendi. 3 yıl sonra da ben Sayın Bey'le evlendim. Evet. Yani ailemiz birbirine kuzey ve güney olmak üzere o kadar uyumlu olduk yani. Evet. Hani onun ailesi, sülalesi hoca, benim ailem, sülalem hoca. Ve huy olarak da, mizaç olarak da uyumlu olduk. Yani neticede gelin görümce olduk yani birbirimize. Sonradan Bursa İl Müftüsü olan Diyanet İşleri Başkanlığı Planlama Müşavirliği de yapmış olan İzmir Barosu avukatlarından olan Zeki Ünal Bey'in kız kardeşini ben aldım. Benim kız kardeşimi de o aldı. Berdel diyorlar aslında hani bazı kişiler. Ama hani bu berdel değil, istekle, arzuyla tabii olan bir hadise. Sonrasında sürekli İstanbul'daydınız değil mi hocam? Tabii. Evet. Farklı bölgelerde falan da görev yapmıştır hocam mutlaka. Biz şimdi seyahat ya Resulallah dedik evlendikten sonra. İlk bizim oturduğumuz yer Düzce'dir. Hı hı. Yani ne benim memleketim ne burası. Orada İmam Hatip Okulu Arapça ve Meslek Dersleri hocası olarak başladı. Yani ikimiz de iyiden iyiye toy. Ben 17 yaşında, Sayın Bey 24 yaşında. Böyle bir evliliğe başlamış olduk. Ne kadar güzel. Evet, ama 2 yıl sonra işte askerliği yapmadığı için 2 yıl kadar orada kaldık. O arada benim Kübra dünyaya geldi. Büyük kızım. Evet. İlk çocuğumuz dünyaya gelmiş oldu. Evet. Ondan sonra biz başladık dolaşmaya. İşte Sayın Bey askerliğe başladı. Ben kayınvalidemin yanına geldim 6 ay. O zamanki askerlikler 2 senelik. 2 senelik askerlik. O İzmir'e gitti. Orada Gaziemir'de 6 ayını yaptı. Ben burada bulundum. Ondan sonra askerlik faslını hani çekti. Kura çeker çekmez Kars'ı çekti. Yani daha önce bana mektup yazıyordu, Kars'a gideriz Kars'a diye benden dalga geçiyordu. Bu kadar eşref saate denk gelmiş bir ya, şey olamaz. Evet. Ondan sonra gerçekten çektiği zaman da ben inanamadım. Yok dedim, hala dalga geçiyorsun yani mümkün değil. Yok gerçekten gidiyoruz dedi. İşte beraber koçan gibi bebeğimizle 8 aylık aldık kucağımıza. Evet. Ve doğru Kars'a yani bilinmedik bir yere doğru gittik. Ama oranın malum havası, suyu bir buçuk yıl orada kaldık. Bambaşka bir bizim için deneyim oldu, kültür oldu. Belki oradaki dostluklarınız hala devam ediyor. Hala yani evet. Öyle bir dostluk ki hani İstanbul'da belki bulamam onu doğrudur. Hala. Yani aynen. Bambaşka kavradılar bizi, sevdiler. Yani bizi bırakmak bile istemediler. Döndükten sonra reha oldu bizim oğlumuz. İstanbul'a dönüş yaptık. İstanbul'a dönüş yaptık. Reha Bey doğdu. Reha Bey doğdu, evet. Ondan sonra da o 10 aylıkken Sayın Bey Bağdat'a gitmeye niyetlendi.
Bu sefer iki çocukla Bağdat'a gittik. Yani bir soğuk çok yaşadık, bir sıcak çok yaşadık. Ortayı bulacağız inşallah. Evet, evet. Bu rahmetli annem, bu Kübra, bu rahmetli teyzem, bu Reha. Oy oy. Bu da Sabahat Hanım, bu adam kıtlığında ben, bu arkadaki de Bağdat Kazımeyn. Kazımeyn Camisi. Evet. Yani burada Bağdat'ta hep beraber bulunuşumuzun sebebi yanımıza hacca gitmek üzere geldiler. Turist pasaportuyla. O şekilde. Evet, bizi de alarak. Biz de katıldık, beraber gittik. Hep beraber bu yaşta gitmiş olduk. Suudi Arabistan Krallığı'nın davetiyle gittik. Evet. Yani şehadetül ifa verdiler. Şehadetül ifa demek bir takım mükellefiyetlerden muaf tutulma belgesi demek. Ben orada Bağdat Üniversitesi mensubuydum ama işte annem babam filan da gelecekti. Bizi özel olarak bazı sorumluluklardan muaf tutarak hacca davet ettiler, hep gittik. Hocam oradaki, mesela siz Bağdat'ı gördünüz, orada yaşadınız. Oradaki kelam ilmine bakışla, Türkiye'de kelam ilmi bakışını karşılaştırdığınız zaman neler söylersiniz hocam? Yani Türkiye'de o dönemlere göre Türkiye çok geride bir defa. Ama Bağdat'ta büyük kelam alimleri var. Evet. Mesela Bağdat'ta kitabını tercüme ettiğim İrfan Abdülhamid'in kelam ve mezhepler tarihinin ana fikirlerinde göreceksiniz, bakış açısını göreceksiniz. 1970'te söylüyor bakın bunu. Mezhepler tarihinde diyor büyük hata yapılmıştır son dönemlerde. O hata mezhepleri diyor hep muhaliflerinden nakille yazmışlardır. Yani mezheplerin fikirlerini, doğru yanlış şöyle düşüncelerini muhaliflerinden naklederek. Halbuki bir konuda doğru hükme varabilmek için kendi eserlerinden okuyup sonuca varmak lazımdır, evet, diyor. Şimdi biz bu muhaliften nakil konusunu hala aynı şeyi yapıyoruz Türkiye'de. Saim Hoca böyle demiş. Kim diyor onu? Beni hiç sevmeyen biri böyle yazmış Saim Hoca böyle diye. Bana sor sen ne dedin diye. Benim yazdığım şeye bak. Hayır. Bugün hala Türkiye'de moda olan, artık geri kalmış bir düşünce tarzı 1970'te Bağdat'ta uyarılıyor ve değiştiriliyor. Mezhepler muhaliflerinden nakille değil de kendi kaynaklarından, evet, nakille öğrenilmeye başlanıyor. En doğrusu bu. Ama gidin sorun bakalım. Dün daha bir öğrencimin Emre Dorman'ın programında, kızlar var İlahiyat Fakültesi öğrencileri. Nasıl görüyorsunuz diyor yeni akımları, yeni fikirleri. Çok hoşuma gitti iki hanım kız. Diyor ki fikirler tartışılmıyor diyor. Fikirleri kimin söyledikleri tartışılıyor diyor. Bu hala yani şu anda 21. yüzyılda içinde bulunduğumuz ortamda bir fikrin ne olduğu değil, bir fikrin kimin tarafından söylendiği tartışılıyor. İlim Çin'de bile olsa, doğrusu, alın. Bu hadis uydurulmuş olsa bile, kelamcılar böyle yaklaşır çünkü, uydurulmuş olsa bile uydurulduğu tarihteki düşünceyi bildiriyor bize. Ama bugün ehli sünnetin ne olduğunu bilmeyen ehli sünnet müdafileri söz sahibi oldukları için İslami konularda bazı Müslüman ülkelerden henüz ileride değiliz. Ama ciddi bir akademik araştırma çalışması var. Ciddi bir çalışma var. Tarih boyunca göremediğimiz kadar ciddi ilahiyat fakültelerinde. Ama bu ciddiyeti istemeyen bir takım çevreler ilahiyat fakültelerini itibarsızlaştırma kampanyası yürütüyorlar. Çok garip bir tecellidir. Bu kampanyada aktif rol oynayanların birçoğu
İslam'a hizmet ediyoruz diye yapıyorlar bunu. Günümüzde bu faaliyetler oldukça hararetli, canlı ve aktif. Böyle olduğu zaman İslami konularda günün şartlarına uygun Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde Hazreti Peygamber'in faaliyetlerinde öne sürülen temel prensipler içinde yeni formüller bulmak, yani içtihadi faaliyetleri geliştirme konusunda ciddi tereddütler çıkıyor. Çünkü yeni bir şey söyleyen hemen linç ediliyor. Eksikliklerimiz çok fazla gerçekten hocam. Yani aslında bizim itikat noktasında yanlışlıklarımız ailelerden de başlıyor. Yani anne babalarının yeteri kadar bilgiyi verememeleri Allah'la ilgili, peygamberimizle ilgili veya Allah'ın varlığını çok kendileri de çok iyi anlayamadıkları için belki de ondan kaynaklı çocuklara da çok iyi aktaramıyoruz. Çocuklara kaç yaştan itibaren Allah'ın varlığını onların anlayabileceği seviyede nasıl başlamalıyız hocam? Çocuklar bir defa en küçük yaştan itibaren düşünmeye, araştırmaya yönlendirilmeli. Motamo ezber alışkanlığı bizi mahvediyor. Küçük çocukların düşünerek, araştırarak yetişmesi sağlanmalı. Yani ben Kagem'de yaklaşık 10 sene her hafta Ankara'dayken, sonra da buraya tekrar İstanbul'a ikinci defa dönüşümüzde ayda bir gittik tekrar. Orada devamlı telkin ettiğim bir cümle var. Eleştirel yaklaşım. Bu eski ezberci, basma kalıpçı, statik düşünceye karşı söylenen bir söz. Güzel. Yani eleştirel tenkitçi yaklaşım. Bu tabir artık yan etki vermeye başladı bana göre. Nedir o yan etki? Her şeye karşı gelen bir tip. Yani her şeyi eleştiren ama yapıcı bir eleştiri değil, yıkıcı bir eleştiri. Yani sadece dini konuda değil, her konuda. Duvar durumunda belki de. İşte onun için ben diyorum ki bu kelimeyi kaldıralım. Evet. Araştıral. Yani müzik olarak da benziyor yani. Evet, eleştirel değil. Eleştirel araştıral bir çok orijinal, yapıyla yetiştirelim. Ki araştırsın gidiyor, hemen eleştiriyor. Ya eleştirmeden önce bir araştır. Yani eleştirdiğin şeyi bir araştır önce. Nasıl araştıracak? Kimin söylediği, nerede söylendiği, hangi çevrelerde konuşulduğu değil, ne söylendiği. Evet. Dinde ifrat Allah'ın yasakladığı bir şeydir. Yani sağa bak din, sola bak din, yukarıya bak din, aşağı bak din, önüne bak din, arkaya bak din, bu mahveder. Bunun ilmi olarak bir başlığı var. El-gulüv fiddin, dinde aşırılık. Allah'ın emri bu ya. La ta'lu fi dinikum. Dininizde aşırıya gitmeyin diyor. Allah. Hazreti Peygamber'in sahih sözler var bu konuda. Dininizle yarışmayın, siz kaybedersiniz diyor. Evet, örnekleri çok sahabe Efendim. Döneminde de yani benim kadar mı dindarsınız demeye getiriyor artık peygamberimiz. Yani hani hiç böyle orucumu açmayacağım diyor sahabenin bir hepimizin bildiği. İşte bu dinde gulüv. Evet, bu da gulüve giriyor. Hocam dinde de bunun zıttı gevşeklik de çok tehlikeli. Yani hani mesela sünneti terk etmeler, ondan sonra işte bazı özel günlerde lakaytlı hareketli davranmalar, işte bu da yoktu, şu da yoktu. Yani bu da biraz hafife almak gelmiyor mu? Allah'ın dinini siz ağırlaştırırsanız öteki de hafifleştirir. Evet. Yine peygambere nispet ediliyor ama kelamı kibar olarak ele alınması daha uygun. Kila tarafeyl umuri zemimun. Bir işin iki ucu da kötüdür. Tarafeyl umur iki ucu. Keskinlik açısından ikisi de.
Vekil, hani ifrat defrit. Birbirimize ifrat defrit. Vekila tarafayil umuru zemimun hayrul umuri ortasuha. Evsatuha. Ben onu Türkçe çevirir gibi onu evet. Sen güldüm. Evet. İşlerin en hayırlısı ortasıdır. Peygamberin kılmadığı, sahabe-i Hulefai Raşidi'nin kılmadığı, ilk dönem sahabenin kılmadığı namazları peygamber kıldı diye, kaldı ki peygamberin de kılmadığı namazları peygamber kıldı diye eklemişler evvel sünnet, sonraki sünnet, orta sünnet, son sünnet, baş sünnet, ilave sünnet. O yetmemiş gene evvabin namazı, filan namazı, falan namazı, filan namazı peygambere bile nafile diye Allah'ın emrettiği feteheccet bihi nafile tellek diyor bak. Yani Arapça kelimeyi anlasa bizim adamımız ayet, teheccüd namazıyla ilgili ayet peygambere bile feteheccet bihi nafileten lek. Ayet böyle. Sana nafile olarak. Adam çıktı televizyonda. O nafile dedi ama diyor o farz yani haşa Allah bilmiyor. Bilmiyor yanlışlıkla nafileten lek demiş. Aslında o öyle demek değilmiş. Yani senin için farz demekmiş. Hayır bakın nafileler üzerinde yapılan teşvik edici ifadeler ne hale getirmişler şeyi görüyor musunuz? Evet hocam. Sabahtan akşama kadar şu vesileyle namaz, bu vesileyle namaz, namaz ibadetini otomatik hale getirmiş bu sefer. Halbuki ibadet şuurla yapılması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin ilk ayeti kad eflehal müminun ellezine hum fi salatihim haşiun. Namazlarında huşu içinde olanlar felah bulmuşlardır. Huşu sağlamayanlar onlar felah. O zaman işte inne salate tenha anil fahşai vel münker ayeti bir türlü tecelli etmiyor. Namaz kötülüklerden, çirkinliklerden men eder. Ediyor mu? Etmiyor. Binlerce kişi camiyi dolduruyor. Binlerce kişi cuma namazlarını dolduruyor. Bayram namazlarını o kadar. Teravihler. Efendim, teravihler şu kadar yüzyıldan beri kılınıyor. O kadar namaz ortadan kaldırıyor mu bu şeyleri? Müslümana bomba atarken Allahu Ekber diye atıyor. O da namaz kılıyor. Daha ezan okunurken bırakıyor her şeyi. Hemen cemaate kötülükler, çirkinlikler kalkmış durumda mı? Yok. Neden? İbadeti otomatik hale getirirseniz şuur kalkar. Otomasyona bağlanmış olur. Huşu hak getire. İki öğrencime doktora tezi yaptırdım. Doğu kültürlerinin Müslüman ülkeleri istilası var. Kimi yoga diye geliyor. Kimi transandantal meditasyon diye geliyor. Şimdi bu yoğunlaşma zihin faaliyetlerinin belirli bir yöne gitmesini sağlıyor. Budizmin 8 numaralı maddesidir o ibadetlerden biri. Peki siz bunlardan birini ikisini yapmazsanız ne diyor hocaları? Olmaz diyor yani yoğunlaşamadın sen. İşte tıpkı namaz da böyle. Namaz bir ibadet. O ibadetin Kur'an-ı Kerim'deki nitelikte gerçekleşmesi için hani böyle vaiz anlatıyor. Allahu Ekber deyip elini kaldırdığın zaman ben dünyayı geride bıraktım. Hangi dünyayı geride bıraktın ya? Elini kaldırmayan mezhepler var. Elini kaldırmayan mezhepler var ya. Sadece o bizim buradaki şeye göre. Esas olan o zaten. Efendim, o hazırlığı yaptın mı?
Yani Allah'ın huzurunda durma hazırlığını yaptın mı, abdest almak odur. Yani ona hazırlık yapılıyor. Evet. Belirli bir süre var, belirli bir konsantrasyon sağlanması lazım. Son bir soru yöneltmek istiyorum eğer müsaade ederseniz. Peki. Çağımızda teknoloji çok ilerledi malum. Yani internet kanalıyla evlatlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz her türlü bilgiye ulaşabiliyorlar. Bazı noktalarda takıldıkları şeyler olabiliyor. Bu noktada teknoloji veya internetten aldıkları o bilgiler onlara ne kadar doyurucu gelecek? Çağımızın bir sıkıntısı mı teknoloji yoksa bir nimet olarak? Yok. Allah'ın verdiği en büyük nimetlerden biri. Evet. Tabii en büyük belalardan biri. Akıl gibi değil mi? Biraz önce söylediğiniz akıl gibi. Felsefede bir kaide var. Biz bunu kelamda da kullanıyoruz. Her şey zıddıyla kaimdir. Evet. Ha bu ne demek? Her şey kaimdir demek bir defa varlığını devam ettirir demek. Ayakta durur yani. İyi varsa varlık... kötülük de var. Ha. Kötülük yoksa iyilik diye bir şey olmaz ki zaten. Evet. Kötülük olacak ki iyilik olacaktı. Bir şey yeni olarak ortaya çıktığı zaman aynı anda zıddı da var oluyor. Fiziksel hayatta da böyle, düşünsel hayatta da böyle. Siz yeni bir fikir söylüyorsunuz, söylediğiniz anda onun zıddını da taşıyor o. İki varlık aynı anda ortaya çıktığı için zıddıyla birlikte hemen bakıyorsunuz insanların bir kısmı bunu görüyor, diğer bir kısmı da şunu görüyor. İşte burada eğitimin en önemli fonksiyonu iki tarafa da bakabilme özelliğini kazandırmak lazım. Yetişmekte olanlara. Eğitimin maksadı da bu olmalı. İki yönünü de görebilmeli yani. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Küfürle iman da aynı noktada olduğu için aynı noktada küfürle iman. Ama biri diğerinin zıttı. Bu böyledir, şu şöyledir, bu böyledir, bu böyledir diyorum ama siz bunu bütün cümlelerimin sonuna böyle olduğunu düşünüyorum. Bana göre şöyledir olarak anlayın. Bunların hiçbiri kesin olarak öyledir demiyorum ben. Hatta devamını bizim ulema çok güzel düşünmüşler. Allahu a'lemu bi muradihi bihi. Aynen. Allah bundan ne kastettiğini kendisi daha iyi bilir. Aynen. Veya daha kestirme Allahu alem. Allah daha iyi bilir. Ben böyle diyorum ama Allah daha iyi bilir. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Bizi misafir ettiniz. Kapılarınızı açtınız. Sebahat Hanım aynı zamanda sizde. Allah razı olsun. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun hocam.